asla söylemeyeceğiz. Bunun bedeli hayatının aşkı bile olsa söylemeyeceğiz. Hadi gel. Küçükken Ayvalık'ta ilk kez diskoya götürmüştün bizi, hatırladın mı? Nasıl unuturum? Ben de sizin yüzünüzden ilk kez birini dövmüştüm. Aşk olsun. Bizim ne suçumuz vardı? Çocukların da yoktu aslında. Dans etmek istediler sadece. Evet, lamba da. Gel. Nereye? Susadım. Evet. Ne içersin? Ben alırım, sen gelenlerle ilgilen. Burası iyice ısınmış. Evet, hoş geldiniz. Evet. Müket, namın. Biz tanışıyoruz. Ha tabii. Cenazeye gelmiştim. Bak kim var burada. Necat. Müket. Sen ne yapıyorsun burada? Sinan, namın arkadaşı. Merhaba. Merhaba, ben Necat. Salata aldım. Teşekkürler. Necat partinin göz bebeği nedense. Necat'ın kardeşi değil mi o? Aa, Nüket. Tanımadım. Ben de Necat Nüket deyince anladım. Gel. Merhaba. En son cenazede görüşmüştük. Cenazeye ait bir şey hatırlamıyorum. Haklısın. Bundan sonra sık sık görüşürüz inşallah. Nasıl olsa artık Necat buraya yerleşiyor. Gerçekten mi? Evet, öyle görünüyor. Annem biliyor muydu peki? Hayır. O zaman tahmin etti. Artık gitmez diyordu. Ne oldu, abinin kalmasına sevinmedin mi yoksa? Yok, sevindim. Sevinmez miyim yani? Necan, biraz da benimle ilgilen. Onları her gün görüyorsun. Haklısın. Pardon kızlar, görüşürüz. 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 Ne sevimsiz kız. Hiç Necat'a benzemiyor. Annesine benziyor. Ben sıkıldım, gitsek mi? Aa, daha yeni eğlenmeye başlamıştık. Niye sıkıldın ki? Necat'ın hele şimdi hiçbir yere gidebileceğini de zannetmiyorum. Onların üzerine koyma. Oraya şahsi evrak koyuyorum. Pardon. Alo canım. Anne, ne yapıyorsun? İyiyiz tatlım. Ali Bey ile çalışmaya devam ediyoruz. Sen ne yaptın?
Sinan'la yemekte misin hala? Namıkların evindeki partiye geldik şimdi. Namık Andaç'tan mı bahsediyorsun? Evet. Buradaki Vibe. O sevimsiz de mi orada? Evet. Üstelik yeni haberi bilmiyorsun. Buraya yerleşiyormuş. Ben sana ne dedim? Evet, haklı çıktın. Diğer söylediklerimde de haklıyım. O adam senin malının peşinde. Yüz verme şu adama. Kardeşim kardeşim diye yanaşmaya çalışır. Ama onun niyeti başka. Umurunda bile olmadığımı söylesen? Sen öyle zannet. Neyse canım. Bunları eve gelince konuşuruz. Sen eylemene bak. Namık Andacı da daha yakından tanı. Neyse anne. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Ne demek bu şimdi? Fahrettin Bey, Feride Hanım'dan evi alırken 18 yaşından sonra Nejat'ın üzerine yapacağını taahhüt etmiş. Tapu nerede peki? Yapmış mı acaba? Burada yok. Yarın araştırırım tapudan. Halledebilir misin? Belki de gerçekten Nejat'ın üzerine geçirmedi tapuyu. O işi lütfen hallet. O ev benim için çok önemli. Sen? Yok, nezle oluyorum galiba. Dikkat et kendine. Yatmadan bir ilaç alsaydın bari. Aldım. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Yine dağa taş dolaşacak mısın yoksa? Daha gazeteyle konuşmadım. Babanın işlerinin başına geçmeyi düşünmüyor musun? Asla. O zaman belki birlikte bir iş yaparız. Turizm sektörüne de bulaştık. Duydum. Yeni bir oluşum içindeyiz. Sen de bizimle olursan ne güzel olur. Her şey olabilir. Geri döndüğüne çok sevindim. Belki bu sefer birbirimizi daha yakından tanımak için zamanımız olur. Nejat. Söyle canım. Zürer gidelim diyor. Aa, niye uyum bozanlık ediyorsun? Ne güzel eğleniyorduk. Zürer bizden sıkıldı. Hayır, kesinlikle değil. Yarın sabah erkenden provam var. Tamam, hadi gidelim. Sen kalabilirsin istersen. Biz Melek'le gideriz. Olur mu öyle şey? Kızları bıraktıktan sonra bir alo de. Biz buradan devam ederiz. Bakarız. Hadi. Yeah.
hadi çıkayım. Hadi. Hadi kalk. İnanmıyorum Görkem. Yolda mı kaldın? Yok ya. Durdun durdun da şimdi mi abilik yapıyorsun? Gel seni yok. Ya. Birazdan kalkacağız zaten. Müket hadi kapıda. Sinan çok sıkıcısın ya. Çekil. Tamam tamam gel otur. Hadi otur. Otur. Sen git kardeşlerinle ilgilen. Bırak ya. Bırak. Bırak. Tamam Necat. Sen bırak. Peki. Ben hallederim. Hadi. Eyvallah. Eyvallah. Hadi hadi. Gerçekten çok güzel bir parti. Teşekkür ederiz. Gerçekten. Bana hiç öyle gelme. Gerçekten çok güzeldi. Teşekkürler. Hadi hadi. Görüşürüz. Hey! Senin gelmene gerek yoktu. Sen kalsaydın. Gerçekten. Şimdi iki iş olacak sana. Bir daha geri dönmek zorunda kalacaksın. Endişelenme. Gece daha uzun. Nüket, yeterince saçmaladın zaten, hadi. Üf, gelmiyorum seninle, bırak. Nüket, hadi. Nüket. Gelmiyorum seninle. Ne yapayım, varsa gör ya. Nüket'e bir taksi çağırsana, benimle gelmiyor. Sen git, tamam ben hallederim. Kusura bakma ya. Dert etme. Görüşürüz. İyi misin? Hayır. Şşş,
kahve yapsınlar mı sana? Çok içtin sen. Beni beğenmiyorsun. Hayır, çok güzelsin. Tabii ki beğeniyorum. Ama Necat'ın kardeşiyim değil mi? O benim hiç abim olmadı ki. O Zülal'in, hatta o Melek denen hizmetçi kızın bile abisi. Benim değil. Necat'ın kardeşisin diye değil. Çok sarhoş olduğun için. Yarın bunları hatırlayıp çok üzüleceğin için. O kadar mı zavallı bir haldeyim? Hayır, değilsin. Hadi gel, seni ben bırakayım. Hadi. Kanaması durdu mu? Acil ameliyata alıyoruz. Yarası bir hayli derin. Dalak hasar almış. Ne olur doktor bey, kurtarın annemi. Ona bir şey olmasın, ne olur. Elimizden geleni yapıyoruz. İzninizle. Nevzet. Canım. Anneme bir şey olmasın. Merak etme canım, hiçbir şey olmayacak ona. Sen merak etme. Teşekkür ederim. Daha iyisin değil mi? İyiyim. Bu gece dert oldum sana, özür dilerim. Dert olmadı. Etme. Ay iyi de aptal bu diyorsun değil mi? Hayır. Kendine dikkat et. Namık Andaç'la. Anlat bakalım. Eve kadar bıraktığına göre bir şeyler olmuş olmalı. Evet, sarhoş oldum. O da biricik arkadaşı, Necat'ın kız kardeşi, yerlerde sürünmesin diye beni kendi eve getirdi. Niye bu hale gelecek kadar içiyorsun peki? Keyfimden. O sinsi de gülmüştür senin bu haline. Abimden bahsediyorsan eğer, onlar erken kalktılar. Abi deyip durmuş. Namık bir daha ararım dedi mi sana? Görüşürüz dedi. Aklını kullan. Bak bu işin üstüne git. Namık İstanbul'un en gözde bekarı. Hem zengin hem yakışıklı. Senin yerinde olsam şimdi parmağımda onun yüzünü taşıyor olurdum. Ah, şimdiki aklımda senin yaşında olsaydım keşke. Aptalım benim. Belki de hani ayıltıp çıkartıyorlar ya, o yüzden bekletiyorlardır. Baba. Ne oldu Halil abi? Adamlardan bir haber yok. Kaçtı şerefsizler.
Ben de ifade verdim. Parmak izi falan aldılar, evde tespit yaptılar. Sonra gittiler. Bekleyeceğiz artık. Ne oldu, hala çıkmadı mı ameliyattan? Az kaldı. Herhalde neredeyse çıkar. Efendim Eda. Neredesin? Aramadın. Ben galiba gelemeyeceğim. Aa, söz verdi. Ya teyzem bir kaza geçirdi de. Ne oldu? Aa. Hay Allah. Hangi hastanedesiniz şimdi? Anladım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yardıma ihtiyacınız olursa ara. Tamam. Sağ ol, teşekkürler. Yarın konuşuruz. Hoşça kal. Kimse gelmesin buraya. Geleceğini zannetmiyorum. Sadece hastaneye sordum. Bir de Eda falan çekemem. Birazdan yoğun bakıma alıyoruz. Odaya çıkarmayacak mısınız? Ameliyat uzun sürdü. Çok halsiz düştü. Taşikardisi de var. Bütün gece takip altında tutacağız. Tehlike devam ediyor yani. Öyle demek yanlış olur. Ameliyattan sonra her türlü endikasyon olabilir tabii. Bu sebeple biz riski en aza düşürmeye çalışıyoruz. Onun için hastamızı müşahede altında tutacağız. Annem kurtulacak mı? Onu söyleyin bana. Bunun için çaba harcıyoruz. Lütfen moralinizi bozmayın. Anneniz emin ellerde. Hastayı ne zaman görebiliriz? Bu akşam yanına kimseyi almayacağız. Umarım yarın istediğimiz gibi olur her şey. İsterseniz siz de biraz dinlenin. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Ben sabaha kadar buradayım, nöbetçiyim. Gelişmelerden sizi haberdar ederim. Sağ olun. Bari Zülal bir görseydi, içi rahatlasaydı. Yoğun bakım alırlar mı kızım? Orası daha riskli. Hadi yavrum, siz gidin. Üşüyeceksiniz burada. Yok, ben burada kalacağım. Duydun doktoru. Hepimizin perişan olmasına gerek yok. Ev sen saçmalama. Annemi bırakıp gidemem ben. Peki tamam, kal o zaman. Kalacağım tabii ki. Siz gidin. Ben Zülal'le beklerim. Bari üst baş getireyim sana. Sabaha kadar üşürsün böyle. Merak etme, ben idare ederim. Hemen geleceğim ben. Aklım burada kalmasın. Hadi gidiniz. Eşofmanlarını yollayayım mı? Merak etme, iyi olacak. Hadi kızım. Gözün açarsa bize haber verin, olur mu? Yoğun bakım ne tarafta? Düz gidin solda.
geleceksiniz sandım. Merhaba. Buyurun oturun. Kararınızı verdiniz mi? Evet, verdim. Bebeğimi size vereceğim. Kesin kararınız değil mi? Sonradan bir terslik olmasın. Evet, kesin. Babasıyla ilgili bir sorun yaşamayacağınızdan emin misiniz? Bunları konuşmuştuk daha önce. Son bir kez konuşmakta fayda var. Babasıyla ilgili bir sorun olmayacak, emin olabilirsiniz. Peki bu kararınızdan onun haberi var mı? Lütfen onunla ilgili bir şey sormayın. Bakın eğer vazgeçtiyseniz... Hayır, hayır. Hayır. Vazgeçmedik. Çok istiyoruz. Tamam. Alın o zaman. Bebeğim sizindir. Ama bizim bir şartımız var. Doğduktan sonra onu hiç görmeyeceksiniz. Bizi de görmeyeceksiniz. Bakın son kez söylüyorum. Doğduktan sonra bebeğinizi asla görmeyeceksiniz. Unutacaksınız onu. Bunu en çok ben istiyorum. Onun yaşamasını istiyorum sadece. İyi koşullarda, iyi bir ailesi olsun istiyorum. En büyük dileğim bu. Anneciğim, ne olur yapma. Ne olur üzme kendini. Feride Hanım iyileşecek. Biliyorum kızım. Biliyorum. Titriyorsun hala. Üşümüyorum. Beni hala affetmedin değil mi? Omzumda kederini paylaşacak kadar bile güvenmiyorsun. Yalnızsın. Ben bu gözlerden kaçtım. O bakışlardan. Ama hep benimle geldi biliyor musun? Dünyanın en ücra köşesinde, çöllerde, okyanuslarda gördüm gözlerimi. Geceleri bir dağın başında, ateşin yanında samanyoluna bakarken, yıldızlarda gördüm gözlerimi. Nereye gidersen gidin geldim benimle. Ya da ben hep sana gidiyordum, bilmiyorum. Konuşmak istemiyorum. Artık hiçbir yere gitmeyeceğim. Kaçmayacağım. Evet. Annemin sana ihtiyacı var. Bundan sonra hep yanınızda olacağım. Senin, teyzenin. Hep hayatınızda olacağım. Söz veriyorum. Sağ ol kuzum. Hazırlandım bile. Birazdan şirkete gideceğim. Büyük gün geldi sonunda. Evet. Sen ne yapıyorsun? Tapu dairesine doğru yola çıktım. Sonucu çok merak ediyorum. Öğreneceğiz bugün bakalım. Kesinleşmeden ev işinden kimseye bahsetmek yok, tamam mı? Tamam. Hadi sonra görüşürüz. Günaydın. Günaydın tatlım. Kendine gelebildin mi? Öf, başım çatlıyor. Kahvaltıdan sonra bir ilaç alırsın geçer. Akşam konuşamadık. Parti nasıldı?
Şekilde görüldüğü gibi. Namı aradın mı? Anne, sabah sabah niye arayayım? Aa, adam seni o halde eve kadar bıraktı. Bir teşekkür etmen lazım. Akşam ettim. Tamam, ararım bir ara. Parti kalabalık mıydı? Aa, tatlım. Eğlendim mi onu merak ettim, o yüzden soruyorum. Rica etsem dün geceden konuşmasak, hatırlamak istemiyorum. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Anne, lütfen. Neyse canım, nasıl olsa öğrenirim. Benim çıkmam lazım. Belkıs ikinci bugün işleri devralıyor. Bana şans dile. Bol şans. Kolay gelsin. Görüşürüz tatlım. Dayanamadı, uyudu sonunda. Evde durum nasıl? Bir haber yok. Sabaha kadar karakoldan haber bekledik. Hadi gel, biz bir kahve içmeye gidelim. Uyu, uyu, hadi. Gece bana git dediğin gece gerçeği biliyordun değil mi? Peki niye söylemedin? Eğer bilseydim o kadar acı çekmezdim. O kadar suçlamazdım kendimi. Belki de şimdi her şey daha farklı olurdu. Feride Hanım'ın sırrını ben nasıl açıklayabilirdim? Teyzem zaten baştan beri yanlış yapmış. Zülal'e çok daha önce söylemesi lazımdı. Küçükken. O zaman alışırdı. Bilerek. Şimdi artık çok zor. Zülal'in de gerçeği bilmeye hakkı var. Neden hayatı bir yalan üzerine kurulu olsun? Teyzem bunu ona niye yaptı? Kendince haklı sebepleri vardı tabii. Zülal'in tepkisinden korktu. Onu sevmeyeceğinden korktu. Büyüyünce gerçek annesini arar bulur. Onunla gider diye çekindi tabii. O da nasıl bir kadınmış. Nasıl bir anneymiş ki çocuğunu bırakmaya razı olmuş. İnsan çocuğunu nasıl bırakır? Nasıl ayrılır ondan? Hiç mi vicdanı sızlamadı yani? Tabii yüreğinin yerinde taş vardı herhalde. Yoksa insan ayrılabilir mi? Bir arar, sorar. Hiç mi merak etmedi? Kim bilir? Ya babası? O nasıl razı oldu böyle bir şeye? Benim aklım alıyor böyle bir şey. Yazık. Çok yazık. Zülal'in hiç gerçek bir annesi olmamış. Feride Saral'ın yakını siz misiniz? Evet, ne oldu? Yoğun bakımdan çıktı, odasına alınıyor. Çok şükür. Ben Zülal'e haber vereyim.
Zülal. Hadi uyan. Ne oldu? Teyzemi odaya aldılar. Çağır gelsin. Ne olur yapmayın bunu. Ne olur. Bu yükle gitmek istemiyorum. Her şeyi söylemeden ölmek istemiyorum. Size bir şey olmayacak. İyileşeceksiniz. Buraya kadarmış. Böyle söylemeyin. Tehlikeyi atlattınız zaten. Anneciğim. Canım bir tane. Zülay. Sus yorma kendini ne olur. Konuşmamız lazım. Asıl dinlenmeniz lazım. Nejat. Buradayım teyze. Sen de dinle. Lütfen Feride. Ne olur anneciğim. Ne olur anneciğim yorma kendini. Üzme beni. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Ne yapardım ben sensiz? Her şeyimsin sen benim. Ne olur anneciğim bırakma kendini. Bırakma beni. Yaşların etkisi. Gereken dosyalar vardı. Buyurun. Onlar kalsın lütfen. Almanıza gerek yok. Çalışıyordum ama. Biz sizinle çalışmak istemiyoruz. Daha veraset davası sonuçlanmadan böyle bir şey söylemeye hakkınız olmadığını biliyorsunuz herhalde. Vakit kaybetmeyin diye söylüyorum. Şirketin devam eden davaları var. Sonra Fahrettin Bey'in yarım kalmış işleri var. Tamamlamam lazım. Aydın Bey, şirketin tek avukatı siz değilsiniz. Merak etmeyin, tamamlarlar. Sizin yapmanız gereken tek şey istifa dilekçenizi yazmak. Nasıl olsa azledileceksiniz. Hiç olmazsa başınız dik çıkın şu kapıdan. Bu şansı da size veriyorum. Daha ne istiyorsunuz? Niyetinizin ne olduğunu çok iyi biliyorum Belkıs'ın. Öyle mi? Bravo size. Ne bu şirkette istediğinizi yapmanıza, ne de Nejat'ı saf dışı bırakıp hakkını yemenize izin verin. Çıkın dışarı. Biraz adil olun. Nejat'ın bütün her şeyde hakkı çıkın var. Çıkın dedim. Güvenliği çağırmak zorunda bırakmayın beni. Bu iş burada bitmeyecek Belkıs Hanım. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Cep telefonumu gördün mü? Yok, görmedim. Şu el telefonunu versene bana. Buyurun. Çalıyor. Duymuyorum. Evde yok mu acaba? Yukarıda da değil. Alo? Merhaba. Arabada düşürmüşüm değil mi? Ben ayakkabının tekini bırakırsın diye düşünmüştüm Cinderella ama sen telefonunu bırakmışsın. Utanç içindeyim. Akşam çok saçmaladım. Ben çok sarhoştum, hatırlamıyorum. Lütfen daha çok utandırma. Tamam tamam. Ne yapayım, telefonu yollayayım mı birisiyle? Yok, ben aldırırım. Tamam, nasıl istersen. Bir saat sonra falan şirkette olacağım, oradan aldırabilirsin. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Sana da. Bilir mi? Hadi sen biraz dışarı çık, hava al, kendine gel. Hadi gel bahçeye çıkalım. İstemiyorum. Ay söz dinle biraz. Necat, merhaba, ben Aydın. Nasılsınız Aydın Bey? Belkıs Hanım beni kovdu. Ya? İşten el çektirdi. Öyle mi? Bunu senin tarafındayım diye yaptım. Senin hakkını rahat rahat gasp edebilsin diye. Size de söyledim. Babamdan kalan hiçbir şey istemiyorum. Daha neyin kavgasını yapıyor ki hala? Her şey onun olsun. İstemiyorum her şeyi. Ne benle ne de başkasıyla uğraşmasın. Babanın mirası senin kanuni hakkın ama sen böyle yaparsan bir yolunu bulup her şeyin üzerine konacak. Vazgeçme, hakkını savun. Babamın tek kuruşunu bile istemiyorum, söyledim. Lütfen artık kapansın bu konu. Ne babamla ne de bu kadınla bir bağım kalmasın. Sen vazgeçsen bile ben vazgeçmeyeceğim. Babanın sözlü vasiyeti var bana. Yerine getireceğim. Sen bıraksan bile ben bu işin peşini bırakmayacağım. Kusura bakmayın. Şimdi bu konuyu konuşmak istemiyorum. Daha önemli sorunlarım var. İyi günler. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Durumu nasıl? Yoğun bakımdan yeni çıktı. Namık? Geçmiş olsun yani, çok üzüldüm. Sağ ol. Bu annen için. Çok zarifsin. Teşekkür ederiz. Gece Eda söyledi. Kusura bakmayın, hemen gelemedim. Rica ederim. Korkunç bir olay. Yapanlar yakalandı mı? Hala haber bekliyoruz. Polis arıyor. Hay Allah ya. Evi soymak için girmişler. Annem de sesleri duymuş herhalde. Karşılaşmışlar. Söyle. Tamam. Yine de ucuz atlatmışsınız. Sen şimdi bu durumda nasıl gideceksin? Erteleyeceğim galiba. Aslında bu hafta gitmem lazım ama... Bilmiyorum, teyzemin durumuna bağlı. Eğer gitmen gerekiyorsa git. Ben buradayım nasıl olsa. İlgilenirim, hiç merak etme. Gerçekten teyzeni de Züleli de yalnız bırakma. Rahat rahat git, gözün arkada kalmasın. Dur bakalım ya. Belki gitmeden de halledebilirim. Şu kafamı toplayayım da önce. Usta. Gözünü seveyim, sağlam olsun. En kalitelisini takıyorum. Ama çoklu kilit olmuş olsaydı daha sağlam olur. O da bu kapıya uymaz. Bence çelik kapı taktırın. Evin görünüşünü bozmayacak şekilde.
Aslında alarm taktırmak lazım. Şöyle güvenlik kamerası da koydurun. Bahçeye bir iki tane filan. Bu adamlar bir dadandı mı? Daha bırakmazlar sizin peşiniz. Bakalım Feride Hanım iyileşsin. Hesap kitap yapalım, oturup konuşuruz. Uyarsa yaptıralım. Hem caydırıcı olur. Tabii ya. Renklerini geceye ödünç vermiş çiçekler. Rüzgarda dans ederken yapraklar. Usul usul. Sessiz gecelerin bir şarkısı vardır ya hani. Dinleyen duyar ancak. Söyleyen bilir ancak. Bir de samanyolu. Tek şahidi. Kollarında bir an yanıp sönerken ateş böceği gibi. Bir küçük dokunuştu dudaklarıma dudaklarım. Bir hediye gibi. Nefesim kadar yakındım, nefesim kadar benim. Bir sana erişemez elde, bir sen uzaksın, bir de samanyolu şahidim. Firar ettim senden, benden, yanımda o küçücük hediye. Gurbetsin artık, bitmeye. Meçhullere yolcu ettim kendimi, mahkum ettim uzaklara. Dört yanı dalga, dört yanı deniz hücremin, gözü üzerimde hep şahidim. Hüzünlü bir ırmak akıyor gökyüzünde her gece. Gözlerin gibi bu saman. Başka bir gerçekle alt üst oldu her şey. Yıllarca saklanan sırrı öğrendim. Melek. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Ortalığı topluyordum. Annen aradı. Feride Hanım'a çamaşırla pijama gerekiyormuş. Bir çanta hazırla da götüreyim. Tamam. Bir şeye ihtiyacınız olursa haberim olsun Necdet. Yok sağ ol. Ben uğrarım yine. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Görüşürüz. Güle güle. Ararım, haberleşiriz. Geliyorum ben de. Yok yok, lütfen hiç gerek yok. Peki. Hoşça kal. Güle güle. Aferin bak. İşin arasında kalktı geldi. Arkadaşım o benim. Annem uyanmıştır. Uyanın. Rüya görüyor. Götürme onu. Hüseyin. Feride Hanım uyanın.
daha gördüm. Sayıklıyordun Züleli Hanım'ı Evset diye. Kabus görmüş belli. Canım benim, niye alsın Evset beni? Bak uyandın, buradayım ben. Merak etme. Gitmiyorum bir yere. Hep yanındayım, merak etme. Hadi siz gidin artık, durmayın. Çok yoruldunuz. Ben hiçbir yere gitmiyorum Evset. Gidiyorsun. Söz dinle biraz. Ben annenin yanındayım kızım. Hepimiz birden perişan mı olalım? Biz iyi olacağız ki ona bakacağız. Değil mi Nejat? Evet tabii. Hadi söyleyin, hadi. Hadi git eve dinlen. Aç bir ilaç bu. Bütün gün burada bir şey yemedi. Tamam ben onu yediririm de hadi. Sonra yine geleceğim ama. Önce iyice bir dinlen sonra geliriz hadi. İyi bak ona. Deli. Görüşürüz. Güle güle. Bana Namık Andacı numarasını bulun. Patron içe müsait mi acaba? Gel. Yeni yerine yakışmışsın. Öyle mi? Otur. İlk günün nasıl geçiyor? Verimli. Sevgili Fahriciğimin göz bebeği avukat Aydın Bey'i kovdum bile. Bu ne sürat? Bir an önce onun işlerini devralman gerekiyor. Şimdi senin devrin başlıyor. Büyük bir zevkle yapacağım. Merak etme. Tapu dairesine gidebildin mi? Adamımı gönderdim. Araştırıyor. Böyle bir iş için adamını nasıl gönderirsin ha? Bu tedbirsizliği yaptığına inanamıyorum. En güvenilir adamımı gönderdim. Bu konuda kimseye güvenmek yok. Sen bizzat gideceksin. Tamam. Sinirlenme. Sorun yok. Gel. Ben kızım. Namık Andacı'nın telefon numarasını istemiştiniz. Teşekkür ederim. Niye istedin Namık Andacı'nın telefon numarasını? Babası da taziyede bulunmuş. Oğlu da hem cenazeye hem de eve geldi. Bir teşekkür etmek istedim. Numarayı kaydedeyim sonra ararım. Hoş geldiniz efendim. Ha bir dakika. Günaydın Namık Bey. Alo. Merhaba Namık Bey, ben Belkıs Ekinci. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben dün gece Nüket'i yalnız bırakmadığınız için teşekkür etmek istedim. Rica ederim. İçkiye alışık değil, kötü olmuş. İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. O kadar da kötü değildi canım, abartmayın. Nüket'in sizin gibi güvenilir arkadaşları olması, annesi olarak beni çok mutlu etti. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Thank you.
Ben gönderirdim, sen niye geldin? Buradan geçiyordum. Bir de dün gece için teşekkür etmek istedim. Şimdi annen aradı. Annem mi aradı? O da teşekkür etti. Dün gece çok ayak bağı oldum sana, özür dilerim. Bir de... Neyse, çok utanıyorum. Tamam canım, artık bundan bahsetme. Bitti gitti. Merak etme. Abine bahsetme. Öyle bir derdim yok. Hani ben sana mahcup oldum diye üzüldüm. Üzülme. Telefonun hiç çalmadı. Ah, sağ ol. Kusura bakma, benim bir toplantım var. Tabii tabii. Zaten benim de işim var. Gitmem lazım. Hastaneye mi? Feride Hanım'dan haberin yok mu? Ne olmuş Feride Hanım'a? Dün gece evlerine giren hırsızın saldırısına uğramış. Aa. Çok ağır bir ameliyat geçirdi. Necatlar perişan. Yanlarından geliyorum. Hay Allah, bilmiyordum ya. Bir de bu kadar işinin arasında hastaneye mi koştun? Necat benim arkadaşım. Sadece abim için mi gittin? Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey. Neyse. Görüşürüz. Sağ ol. Küplere biner. Çocuklar, evde bir sürü yemeğimiz var. Yemeyin şu kuru şeyleri. Zülen'in iştahını ancak böyle açtık. Ne yapalım? En güzel pizzayı nerede yedin? İtalya. Ya. Peki peki, en ilginç yemekleri nerede yedin? Her yerin değişik mutfağı var. Farklı farklı tatları. Ne bileyim, bir sürü şey yedim. Hangisini anlatayım? Dünyayı tanımak çok güzel bir şey. Öyle. Değişik kültürler görüyorsun. İlginç insanlarla karşılaşıyorsun. Düşünsene, hiç tanımadığın bir insana dostluk kuruyorsun. Çeşit çeşit sevgililerin oluyor. Değişik ülkelerde değişik kadınlar girmiştir hayatına, değil mi? Affedersin, ben de melek gibi sıkıştırıyorum seni. Aa, beni ne karıştırıyorsun? Bu evin meraklısı sensin, ondan. Eda ile görüşüyor muydunuz yurt dışında? Evin meraklısı kimmiş? Aklıma geldi diye sordum. Ara ara. Öyle. Akşam da gitmedi. Bozulmuştur. Böyle bir durumda bozulacaksa yuh yani. Ben bir Halil abiye bakayım. Ne yapıyor? Kaldı bunlar. Doydum. Afiyet olsun. Ya niye öyle söylüyorsun? Gerçekten ben merak ediyorum sanacak. Etmiyor musun? Sen de ediyorsun. Tam kapalı kutu ama, değil mi? Halbuki bize anlatmayacak da kime anlatacak? En yakınlarıyız. Öyle. Hangi birini anlatacağını bilemiyordur belki de. Bir anlatmaya başlarsa arkası gelmeyecek. Ondan korkuyordur. Ben babamlara çay götüreyim. Eyvallah, sağ olasın. Yardım ister misin? Hayallerini bulaştırma. Hallederim ben. Bu da eskidi artık. Tamir tutmuyor. Bizim gibi. Zaman ne çabuk geçiyor, değil mi? Ya, ne demez. Sen de buraya geldin de çocuk. Bak, koca adam oldun. Sen kaç yaşında geldin buraya? 34. Esed'le burada tanışıp evlendiniz yani. Feride Hanım sayesinde. Çöpümüz o çattı. Anlatsana şu hikayeyi, bilmiyorum. Boş ver, yıllar olmuş. Anlat anlat, merak ettim. Feride Hanım eşe dostu haber sağlamış. Güvenilir bir kahya arıyorum diye. Ben de çıktım geldim. Geldim işe başladım. Esed o zamanlar Zülal'in bakıcısı. Hoşlandım ben. Onlar Esed'i çok seviyorlar. Çok da güveniyorlar. Esed Zülal'in doğumundan önce mi buradaymış sonra? Onlar daha eskiden beri beraberler. Hani Feride Hanımlar Ayvalık'ta yaşamışlar ya bir süre. O zaman da yanlarındaymış. Yani Zülal doğduktan sonra geldiler buraya. Daha o zamanlardan Esed yanında. Ne oldu şimdi? Niye eskilere gittiniz o kadar? Annenle babanın hikayesini dinliyordum.
bekar yaptım. Yine sallama yapmış. Tembel. Ben alışığım. Sonra? İşte sonra Feride Hanım bir sürede beni ölçtü, biçti, tarttı. Uygun buldu. Esed'i de razı etti. Evlendik. Sonra da bu güzeller güzeli doğdu. Bizim biriciğimiz. Şükürler olsun bugüne geldik. Ben hala bu sohbetin niye başladığını anlamadım. Necat merak ediyorum. Bir ben de anlattım. Sen niye geçmişe merak sardın birden? Hiç. Öylesine. Belki kendi çocukluğuma dair bir şeyler bulurum diye. Neyse benim maillerime bakmam lazım. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Hemen karara vardığımız iyi oldu. İtiraz edeceksin diye gerilmiştim. Sağlam bir anlaşmaya niye itiraz edeyim? Kıskançlığından. Ben hazırladım ya. Kendini bu kadar önemseme ablacığım. Necat'ın kardeşi niye gelmiş? Gece eve bıraktım. Cep telefonunu arabada düşürmüş. Onu almaya gelmiş. Çok işti akşam. Necat kardeşine çok ilgisiz ama. Sanki Nüket değil de Zülal onun kardeşi. Necat Zülal'le birlikte büyüdü. Hiç hoşlanmadım ben o Zülal'den. Neden? Belli bir nedeni yok. Şımarık biraz. İtici. Güzel kız. Konuştun mu hiç Feride Hanım'la? Nasılmış? Toplantıdan önce hastaneye uğradım. İyiye gidiyormuş. Yazık. Necat cenazeye geldi bir de bu çıktı. Ne düşünüyorsun sen? Burada yeni bir başlangıç yapacakmış. Yardım edecek misin? İsterse ederim tabii. Neden sordun? Hiç. Arkadaşın o senin. Destek olman lazım diye düşündüm. Hadi yemek yiyelim. Ben acıktım. Yatıyorum ben. Çok feci uykum var. Telefonun çalıyor. Duyuyorum. Konuşmak istemiyorsan neden tamamen kapatmıyorsun? Çünkü böylesi karşı taraf için daha sinir bozucu oluyor. Erkek arkadaşım mı diye sormama gerek yok herhalde. Aranız iyi diye biliyordum. Artık değil. Ben yanlış yapanı affetmem. Giderek annene benziyorsun. Sen annemi ne kadar tanıyorsun ki? Senin kadar tanıyamam. Ama benziyorsun işte. İki kez takla attı. Ve oralarda bir yerde ikimizden biri dengesini kaybetti. Sessize al bari.
birlikten gidip bakacağız. Zil sesini duymazsam karşı tarafın kıvrandığını nasıl hayal edebilirim? Sakin olun bayan. Ben sakinim. Neden? Benim hatam değil. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Sabah bıraktığından beri böyle sürünmüyorsun inşallah. Toparlandım, merak etme. İşte ilk günün nasıl geçti? İyi. Değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yemeğe kadar çalışalım mı? Bir şey mi oldu? Ne konuşuyordun Nükhet'le? Erkek arkadaşına eziyet ediyordu, ona gülüyorduk. Çok samimi olma onunla. Açık verme kesinlikle. Necat'ı iyi tanımıyor. Bu yüzden de gereğinden fazla önemsiyor onu. Hakları ona kaptıracak kadar da saf. Her şeyi berbat etmesini istemem. Merak etme. Onunla bu konulara hiç girmem. İyi edersin. Şimdi yüzünü güldürecek bir şey göstereceğim sana. Ne bu? İnanmıyorum. Biraz uğraştım ama hallettim sonunda. Emeğinin karşılığını fazlasıyla alacaksın, merak etme. Bitirin hepsini. Yeter bu kadar. Olmaz ama. Gücünüzü toplamanız lazım. Hadi bir kaşık daha. Peki. Buna da şükür. Şunu şöyle çekeyim de. Dur. Siz rahat yaslanın yine. Bırak sen. İyiyim ben. İyiyim. Siz de perişan oldunuz buralarda. O nasıl söz teyze? Çıkalım gidelim evimize. Daha rahat ederiz hepimiz. Ev bakımı, hastane bakımı gibi olur mu? Hem siz bizi düşüneceğinize kendinizi düşünün biraz. Ama doktor iyisin dedi. O izin verirse çıkarız ancak. Ben sorumluluğu alıyorum diye imza veririm. Ne olacak? Ya bir komplikasyon falan olursa? Allah korusun. Sabah olsun da ben doktorla konuşayım. Bakalım. Hastamıza enjeksiyon yapacağız. İzin verir misiniz? Tabii. Kendini bıraktı, bizi düşünüyor. Böyle bir kadın işte. Anne gibi bakıyorsun ona. Feride Hanım benim değerlim. Çok yakınsınız birbirinize. Küçükken senin teyzeme annemden daha yakın olduğunu düşünürdüm hep. Öyle mi? Hep çok yakın oldunuz. Arkadaş gibi, sırdaş gibi. Ne kadar zamandır berabersiniz? Çok. 25, 26 sene falan. İşte. Yani Zülal doğduğundan beri. Zülal senin kızın mı olsa? Her şeyi bilmek istiyorum. Ne
annem bu saate kadar yalnız kaldı hastanede. Neden vaktinde uyandırmadınız ki beni? Biraz dinlen istedik. Fena mı ettik? Hem yalnız değil ki hastanede. Annem var yanında, Nejat var. Hı, onun da alacağı olsun. Akşam getireceğim diye söz verdi de çıkardı beni hastaneden. Sonra yalnız gitti. Gittiğini ben de duymadım vallahi. Soracağım ben ona. Annenin yanında yapma da bunu. Zaten seni uyandırmadığımız için bize kızmaz. Aksine memnun olur. Evet, söz vermişti ama anlaşmaya uymayacağı içime dolmuştu sanki. Hep diken üstündeydim. Ne kapıya gelirse diye. Dayanamıyordum. Bebeğimin kokusu gitmiyordu burnumdan. Yüzü, küçücük elleri. Çok özlüyordum. O günlerde yaşadıklarım bebeğimden ayrılırken çektiğimin yanında hiç kalıyordu. Onsuz olamayacağımı anladım. Kalktım. Tekrar Ayvalık'a gittim. Enişten her ihtimale karşı adresi değiştirelim demişti. Elset arayıp bulmuş. Deli gibi aradım hem de. Sonunda buldum. Ayaklarına kapandım, yalvardım. Sözümü tutamıyorum, yapamıyorum. Anlamıyorsunuz, ölüyorum ben. Canımdan bir parça değil, canım o benim. Elim bomboş kaldı. İçim bomboş. Neyle dolduracağım ben onun yerini? Bu acıyla yaşayamam, yapamam. Onun kokusunu duymadan, tenine dokunmadan. Ay, annem. Güldüğünü, büyüdüğünü görmeden, okula gittiğini, yürüdüğünü görmeden, hastalandığında elini tutmadan yapamam. Siz yaşayacaksınız bunların hepsini. Evlat sahibi olmanın bütün hazını siz tadacaksınız. Onunla mutlu olacaksınız, övüneceksiniz. Ama ben ömür boyu bu acıyı yaşayacağım. Özleyeceğim onu. Pişmanlığım o kadar büyüktü ki, kendime o kadar öfkeliydim ki, aklımdan eğer bebeğimi geri alamazsam her türlü çılgınlığı yapabilirim diye geçiriyorum. Gaz zülalsiz yaşayamazdım. Bizim yüreğimiz de el vermedi tabii. Esed'in bütün acısını içimizde hissediyorduk. Sonunda çözümün kocam buldu yine. Esed'e Zülal'in bakıcısı olarak yanımızda yaşamasını önerdi. İşte o zaman tekrar nefes almaya başladım. Çocuğumla aynı kalmamak için her şeyi yapardım. O günden beri birlikteyiz işte. Esed verdiği sözü tutamadı. Ama bunun bir sır olarak kalmasına dair verdiği yeminini hiç bozmadı. İlk ben bozdum. Sana söyleyerek. Halil abi de bilmiyor. Hayır. Melek ve Zülal kardeşler ya. Bu sırrın ortaya çıkması bir tek Zülal'i etkilemeyecek. Gizli kalması için çok bedenimiz var. Kalkmış, oturmuş bile.
anne? İyidir Evset, sağ ol canım. Sırtın ağrıyacak ama. İyiyim yavrum, bu kadar üstüme düşmeyin. İyi. Taze sıkılmış meyve suyunuz geldi. Oo, siz böyle yaparsanız. Hiç kalkmam bak söyleyeyim. Bir an önce kalk diye yapıyoruz anneciğim. Üşümüyorsunuz değil mi? Yok, sıcak bile. Kalorifer çok mu yanıyor ne? Halil ayarını yükseltmişti. Söyleyeyim de kızsın biraz. Melek, nerede kızın baban? Bahçede. Feride Hanım'ın vazosu boş olur mu dedi. Çiçek toplamaya gitti. Gidiyor musun? Anca, uçuşa 2 saat kala havalanda olmam lazım. Necat çok kalma bak, hastayım tamam mı oğlum? 1-2 güne kalmaz bütün işlerimi halledip döneceğim. Merak etme, söz. İnşallah. Canım oğlum. Korkuyorum ben. Önce işim uzun sürdü dersin, ondan sonra hala sürüyor falan. Boşuna bekler dururuz seni burada. Hayır hayır, bana söz verdi. Erkenden dönecek değil mi? Ben bırakayım havaalanında seni. Olur. Ben de geleyim. Ben sonra okula gideceğim ama. Çıktı. Çıktı. Buyurun yukarıda dinleniyor. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buyurun oturun. Oturmayacağım. Ziyaretimin asıl amacı size bir durumu bildirmek. Yolculuk mu var? Evet, İngiltere'ye gidiyorum. Birkaç güne kalmaz döneceğim. Tam zamanında geldim öyleyse. Hazır seni de yakalamışken söyleyeyim. Evimi hemen boşaltmanızı istiyorum.